İnanılmaz kiralık fiyatlarıyla uğraşıyoruz. Çok ciddi evler bakımsız mal sahipleri yönetiyor olayı. Yatırımcı için en doğrusu parasının bir toprak parçasına çevirmesi. Bu dönemde krediyle bir gayrimenkul yatırımı yapmak çok doğru bir hareket değil. Konut için duran bir dönemdeyiz. Bütün yatırım araçları sonunda gayrimenkule döner. Her çıkışın inişi vardır, inişinde çıkışı vardır. Demek ki 2024 iyi gelecek. Hangisini satmak daha zor ya da daha kolay? Konut, arsa, dükkan biraz o döneme göre de değişiyor. Bir dönem geliyor, konut piyasası uçuyor. Bir dönem geliyor biliyorsunuz, arsa veya arazi piyasası hareketleniyor. Ülkemizde o şeyi çok iyi takip etmek lazım. Mesela şimdi konut için durağan bir dönemdeyiz. 2023'ün sanıyorum 6. 7. ayından itibaren böyle konutta biraz aşağıya doğru iniş başladı satışlarda. Fiyatlarda çok fazla olmadı ama satışlarda oldu. Fiyatlarda da yeni yeni 2023'ün Kasım aralığı itibariyle zorluk bilmiyorsanız zordur bir şey. Eğer biliyorsanız işinizi, iyi biliyorsanız, nasıl satacağınızı ve elinizdeki ürüne güveniyorsanız, doğru fiyatlı olduğuna inanıyorsanız her malı satmak kişisi için, uzmanı için çok kolay olduğunu düşünüyorum ben. Hepsinin geliri farklı, hepsinin uzmanlık alanına girdiğiniz zaman dönüşü farklı. Mesela lüks konut dediğiniz zaman senede belki bir iki tane gerçek lüks konut satışı gerçekleşebilir. Ama daha ölçekli, daha orta, daha küçük ölçekli ler daha hızlı. Ama ötekinin geliri bir bakarsınız iki işlem yaparsınız ama diğerinin 20 işlemine bedeldir. Lüks konut tanımı nedir? Lüks normalde sözlük anlamında fazla olan, ihtiyaç olmayan, gereksiz olan, fuzuli olan normalde. Fakat bizde lüks kavramı sadece tabi emlak sektöründe değil tüm Türkiye'de lüks kavramı o kadar bol kullanılmış ki ben onu şöyle çıktım işin içinden. Çünkü gidip Beverly Hills'teki lüksleri görünce Miami'de lüks konut eğitimini alınca Dedim ki o zaman şöyle değerlendirmek lazım lüksü. Her bölgenin, her ülkenin, her şehrin kendine ait bir lüks kavramı olmalı. Yani şimdi Avcılara gittiğimizde oradaki insanın da lüksü var. Şimdi böyle baktığınız zaman o zaman lüksü daha rahat kullanıyorsunuz. Daha çok kişilerin biraz ihtiyaçlarının ötesinde biraz konfor, prestij, güç gösterisi esas biraz da onun altında yatan insanların biraz hayat tarzının değiştirilmesi yaşam tarzıdır lüks. Lüks sadece otur Evle de alakalı değil. Arabanız da o eve uygun olmalı. Hayat tarzınızda, giyiminizde, yaşamınızda, harcadığınız parada. Lüksü ben bir bütün olarak görüyorum. Lüks konut genellikle Türkiye'de belli bir cironun, belli bir tutarın üzerindeki konutlar işte. Nedir? 1 milyon doların üzerinde. Ama bana göre sadece 1 milyon doların üzerinde olması yetmiyor. Başka özellikleri de taşıması gerekiyor. Bir kahve içmek de lüks. Bir şeker hastası için çikolata yemek de lüks. Kişiye göre demek ki değişiyor. Gelire göre değişiyor. Sosyal ortama göre değişiyor. Bulunduğunuz şehre, yere ve imkanlarınıza göre lüks değişiyor. Neye sahipseniz onun bir iki fazlası lüks. İşte konutta da aynı şekilde. İki odalı bir yerde oturan ve ara dairede oturup da bir bahçe katına böyle dört odalı bir yere taşınan için o lüks. Gayrimenkul sektörü 2023 yılını nasıl geçirdi? Tüm satışlarda biraz geçmiş yıllara göre son 10 yılın en zor, en düşük satışlı dönemini geçirdi gayrimenkul sektörü. Ama ben 2024'ten o kadar umutlanmıyorum mutsuz değilim. Herkes dibe batacak diyor bütün YouTube'daki ekonomistler. Çünkü şu anda faizde ve mevduatlarda birikmiş olan gelirin mutlaka gayrimenkule döneceğine inanıyorum. Bütün yatırım araçları sonunda gayrimenkule döner. Bir, bir dönemdir. Her çıkışın inişi vardır. İnişinde çıkışı vardır. O yüzden eğer 2023'ü kötü geçirdik diyorsak demek ki 2024 iyi gelecek. Bir evin kirasını ya da satışını belirleyen faktörler neler? Ekonomi. <laughs> Enflasyon, TL'nin değeri. Eğer enflasyon bu kadar yüksek olursa, TL'nin değeri bu kadar düşerse, doğal olarak maliyetler de bu kadar artarsa, sadece ev satışlarının fiyatları yükselmez, satılıkların fiyatları yükselmez, kiraların da. Bir de en büyük etken şu anda üretim çok az. Özellikle 2019'dan beri konut üretiminde ciddi bir düşüş oldu. Ruhsat yapı ruhsatlarında. Bunu zaten bütün kanallarda siz de medyada duyuyorsunuzdur. Bir şey az olunca az olan şey değerli oluyor. Çünkü talep çok oluyor. Normalde belki hep normal ama seçenek az. O zaman o seçenek ne yapıyor? Zaten diyor fiyatlar çok yükseldi maliyetler. Zaten piyasada yok. Herkes fiyatları kendi kafasına göre çıkarıyor. Esasında üretimin azlığı da ekonominin durumundan kaynaklanıyor. Çünkü inşaatı yapan başladığı yıldaki inşaat maliyetiyle bitirdiği yıldaki inşaat maliyeti birbirine uymayınca ve insanların ekonomik koşulları o malları almaya yetmeyince doğal olarak üretim de azaldı. Normal bir ekonomik dönemde bir evin satış fiyatını ne belirler diye soruyor değiştirmiş olsam bu şekilde neler söylersiniz? Genellikle komşular belirliyor. Emseller belirliyor. Piyasadaki o anda fiyatlar nasılsa siz ortalama o fiyatları takip ediyorsunuz. Yani 100 kattaki 40 bin isterken siz mal sahibine sen de 10 bin iste diyemiyorsunuz. Çünkü diyor ki o yukarıdaki 40 bine kiralamış ben niye 10 bine? Belki de değeri 10 bin. Ama yukarıdaki o kiracıyı bulmuş ya benim de bulmam gerekiyor. Şu anda inanılmaz kiralık fiyatlarıyla uğraşıyoruz. Çok ciddi evler bakımsız. Tutar mısın? Seç çeneksizlikten tutuyor insanlar. Tuttukları zamanda ne oluyor? Bu sefer de işte bak tutuluyor oluyor. Şimdi o tutuluyorsa benimki niye tutulmasın? Kiralanmasın anlamında. Esasında bunun temelinde yine de tabii ki paranın değerinin azalması yatıyor. Yani siz baktığınız zaman çevrenizde biri daire, öteki daire hepsinin fiyatları birbirine rakip olarak gittikçe yükseliyor. Mesela bir mal sahibi benim evime ben özel mobilyalar koydum. Onunkinden iki kat daha fazla olması lazım. Şimdi sizin bunları eğer emlakçılar alıp da ki alıyoruz, kabul edip de kiralamaya çalıştığınızda seçeneksizlikten tutanlar da sonunda diyorlar ki işte sen dedin ama buranın değerinin 10 olması lazım. Ama bak ben 60 istedim, 60'a da kiralandım. Metronun yanında olması ayrı bir seçenek, işte bakımlı olması, yeni bina olması, içindeki metrekaresi bir sürü neden var. Şu anda bulunduğumuz ortam mal sahipleri yönetiyor olayı. Bize göre o fiyatı oraya koymamız bana göre mantıksız. Neye göre de? ...dayanıp oraya 60 bin lira, 65 bin lira... ...istiyoruz. Neye dayanarak istiyoruz? İstiyoruz ama. Biz de utanıyoruz... ...isterken ama istiyoruz. Çünkü mal sahibi... ...diyor ki ben gö baktım piyasadaki... ...diğer ilanlara. Bunlar da bunu istiyorlar. Benimki işte iki katı eder... ...ve o da isteyebiliyor. Bu tabii... ...bizim düzeltebileceğimiz bir şey değil. Yani burada emlakçıları suçlayanlar da çok. İşte emlakçı bu fiyatı istiyor. Ben işin dönmesini isterim. Niye o kadar yüksek... ...fiyatla aylarca kiralanmasını... ...bekleyeyim değil mi? Bir an önce kiralanması için... ...mantıklı fiyat. Ama mecbursunuz emsalleri almaya bas. Arsa yatırımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konuta parası yetmeyen şu anda arsaya yöneliyor. Çünkü küçük de olsa 200 bine, 300 bine bulabileceğiniz arsalar var. Ha, arsayı seçerken neye dikkat etmek lazım? Birincisi bana göre artık fiyatın belli bir seviyeye geldiği lokasyonlar değil de hala şansı olan, gelişme şansı olan lokasyonlara yönelmek lazım. Mesela Anadolu'da üniversitelerin olduğu bölgeler olabilir. Yeniden fabrikaların harekete geçmeye başladığı yerler var. Hatta oralar bile artık keşfedildi. Ama oralara doğru yönelmek lazım. İnsanlar şimdi hep diyorlar ki biz emekli olunca işte Ege'de, Akdeniz'de, Trakya tarafında falan orada fiyatlar baya baya yükseldi. Özellikle pandemi döneminden sonra biliyorsunuz bu işte bir arsanın üzerine bir konteyner koyayım, işte bir tane prefabrik tiny house koyayım gibi hayaller ve isteklerle o arsa fiyatları uçtu. Bunun tabii bazen de çok kötü etkileri var. Mesela ben Silivri tarafına, Tekirdağ tarafına gittiğimde artık üretim yapılan, tarım yapılan yerler bile tarımı sonlandırıp arsa olarak satışa çıkarılmış. Bunu duyunca da yani bir şeyin artık bir ayarı olmalı. Maalesef yan etkileri de bizi negatif etkileyecek durumda. Ama yatırımcı için en doğrusu parasının neye yetiyorsa bir toprak parçasına çevirmesi. Oradan onu büyüte büyüte ya da küçük bir artı birler ya da eski bir artı bir gibi iki artı bir daireleri alıp bir sene, bir buçuk sene sonra, iki sene sonra piyasa biraz daha açıldığında tekrar satarak kendini değerlendirebilir. Yani yatırımını, sermayesini biraz daha arttırabilir. Bana göre biraz Anadolu'ya gitmek lazım. Ben de bugün düşünüyorum aynı şeyi. Biraz param olsa diyorum ki biraz böyle iç kısımları işte Kütahya'ya doğru, Afyon'a doğru o taraflara doğru gidip gelişmekte olan akslarda yani merkezde değil de çevresinde mutlaka her şehir batıya doğru biraz gelişir. Daha çok batı tarafında şehirlerin yönelmelerini tavsiye ediyorum. Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler olur? Bütçelerini iyi belirlesinler. Zaten bu dönemden bahsetmiyorum. Bu dönemde krediyle bir gayrimenkul yatırımı yapmak çok doğru bir hareket değil ancak ancak geliri döviz bazında olur. İhracatta uğraşıyordur. Belki tekrar bir döviz bazında bir krediye girebilir. O tamamen kişisel ayrı bir konu ama bu dönemde elinizdeki nakit parayı en sağlam gördüğüm benim şu anda arsa ve ticari düzgün kira getiri sağlayan ticari mülkler olabilir. Güvenebileceğiniz ellerden gidip görerek, yani bu da çok önemli, mutlaka gördükleri, bildikleri, muhtarıyla konuştukları, köylüsünü bildikleri yerde alsınlar. Hani burada böyle bir yer var, aman kaçırma telefonlarına veya mesajlarına veya tekliflerine lütfen hemen evet demesinler. Evet mutlaka vardır, belki de doğrudur ama ben ne olursa olsun alınan gayrimenkulün görülmesi taraftarıyım. Konut maalesef yatırımdan çıkmıyor çıktı bu dönemde. Artık insanlar çocuklarına bile alsalar onun oturması için alıyorlar. Yani ihtiyaca yöneldi. Hala ihtiyaç da çok fazla. Çünkü her yıl 700-800 bin yeni konuta ihtiyaç oluyor Türkiye'de. Gençler için özellikle ben borsadansa biraz riskli görüyorum. Ben belki biraz daha geri kafalıyım bu konuda. Güvendiğim, elimin değdiği, işte tapusu bende olacak bildiğim yatırımları yapmayı ben tercih ediyorum tabii. Bildikleri, gördükleri bütçelerinin yettiği yerlerde mutlaka bir toprak yatırımı yapmalarını öneriyorum. Sonra biz onlara konut satarız. O arsayı büyütürler, tekrar konuta çeviririz.